Limit Yayınları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kendimizi ders çalışmaya nasıl hazırlarız konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız ilk maddemizle başlıyoruz. Zamanı akıllı yönetmek. Kendine haftalık bir ders programı yap ve belirli bir süreyi ders çalışmaya ayır. Ayırdığın süre lisede, üniversitede, okumana ve hatta çalıştığın alana bağlı olarak değişecektir. Olabildiğince programına bağlı kalmaya çalış. Fakat bazen yaklaşan sınavlar nedeniyle fazla çalışarak programın dışına çıkmaktan korkma. Özellikle bu programın imkansız değil, gerçekçi olmasına dikkat et. Yemek yemekten giyinmesine, ulaşımından, okulda geçirdiğin zamana kadar her şeyi programa dahil et. Okul, iş ve müfredat dışı aktivitelerini dengelemelisin. Eğer derslerin gerçekten yoğunsa notlarını yükseltene kadar okul sonrası işten veya müfredat dışı işlerinden feragat edebilirsin. Zamanını öncelemelisin. Unutma, senin için önemli olan şey eğitimin. Eğitimin gelecek başarının temelidir. İkinci maddemiz ise kendi hızını ayarla. Ders çalışmak için en iyi hızını bul ve buna göre kendini ayarla. Bazı kavram ve dersler sana doğal gelecektir. Yani bunlara daha hızlı çalışabilirsin anlamına geliyor bu. Diğer konular ise iki katı zamanını alabilir. Bu konular için de ihtiyacın olan zamanı ayarla ve ona göre hareket et. Eğer daha yavaş çalışıyorsan da ders çalışmaya daha fazla zaman ayırmalısın. Çünkü herkesin anlama ve ders çalışma kapasitesi bir değildir. Üçüncü ve sağlık açısından da çok önemli olan yeteri kadar uyumak. Az önce bahsettiğimiz o programda kendine yeteri kadar uyumak için vakit ayırmalısın. Çünkü her gece iyi bir uyku çektiğin zaman çalışmalarında da artan verimi göreceksin. Sınav yaklaştıkça ve özellikle sınav esnasında bunun önemini iyice kavrayacaksın. Çalışmaların gösterdiğine göre iyi bir uyku hafızayı ve dikkati geliştirerek derslere olumlu katkı sağlayacaktır. O gecenin sessizliğinde tüm gece uyanık kalıp ders çalışmak mantıklı bir fikir gibi gelebilir. Fakat tüm gece ayakta kalmak uzun vadede size faydadan çok zararı olacaktır. Düzenli olarak hafta boyunca çalışırsan zaten gece çalışmana ihtiyaç duymayacaksın. Velhasıl kelam iyi bir uyku çekmek iyi bir sonuç elde etmeni sağlayacaktır. Bu maddeyi geçmeden önce ufak bir dipnot daha eklemek istiyorum. Çok çabalamana rağmen kendini biraz uykulu hissedersen eğer, ders çalışmadan önce kısa bir uyku çek. Bu uykunu 15-30 dakika arasında tut. Uyandıktan sonra ders çalışmaya başlamadan önce biraz fiziksel egzersiz yap. Bu da ders çalışırken verimini artıracaktır. Dördüncü maddemiz ise çalıştığın konuyla alakalı olmayan her şeyi aklından çıkar. Eğer zihnin çok meşgulse biraz ara verip ne düşündüğün ve ders çalışmaya başlamadan önce nasıl hissettiğinle alakalı notlar al. Bu zihnini temizlemeye ve tüm düşüncelerini işine odaklamaya yardımcı olacaktır. Beşinci maddemiz ise dikkatini dağıtacak elektronik aletlerden uzak dur. Çünkü çalışırken dikkatini dağıtan en büyük etkenlerden bir tanesi elektronik aletlerdir. Özellikle de telefonumuz, sosyal medya, kısa mesaj ve internete bağlı bilgisayarlar. Telefonunu sessize al veya çantanda tutabilirsin. Eğer başucunda tutarsan biri seni aradığı zaman veya kısa mesaj attığı zaman dikkatini direkt dağılacaktır. Eğer mümkünse bilgisayarını açma ve internete bağlama. Ufak bir dipnot eklemek gerekirse de eğer YouTube, Facebook, Instagram gibi uygulamalar senin dikkatini dağıtıyorsa bilgisayarına senin dikkatini dağıtan uygulamaları engelleyen bir uygulama ekleyebilirsin. İşin bittiğinde de bu engeli kaldırabilirsin. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Çekilişsiz olur mu? Tabii ki olmaz. Bu videoyu beğenip yorumlar kısmına bu videoyla alakalı görüş ve fikirlerini bildiren 5 arkadaşımıza Limit Yayınları'na ait istediği bir kitabı hediye ediyoruz. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.